Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Enes Avcı. 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle kişisel yaşamı konu edinen metinler diyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Kişisel yaşamı konu edinen metinler. Mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı ve sefaretname kişisel yaşamı konu edinen metinlerimizdir arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki mektup. Mektupla başlıyoruz. Nedir mektup? Kişi ve kurumların birbirleriyle haberleşmek için yazdıkları yazılara mektup diyoruz arkadaşlar. Ki mektupları bugün zaten sizler de biliyorsunuz artık çok fazla kullanmıyoruz. Eskiden kullanıyorduk. Onun yerine internetin gelmesiyle birlikte teknolojik aletler, araçlar mektubumuzla ne yaptık? Vedalaştık arkadaşlar. Ortaya çıkmasındaki temel düşünce paylaşma isteğidir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Belge niteliği taşıyabilir. Şimdi sevgili gençler, belge niteliği taşıyabilir diyorum ya. Yani tüm mektuplar belge niteliği taşımaz. Onu söyleyeyim. Bakın parantez içerisinde verdim. Ne dedim? Edebi, ilmi, siyasi konular dedim. Özellikle bu konularda yazılan mektuplar belge niteliği taşır. Bunu da unutmayalım. Şimdi hocam, divan edebiyatında mektuba ne deniyordu? İnşa. Arkadaşlar, testlerde, sınavlarda çok fazla sorulur. Bakın lütfen bunu unutmayın. Aynı zamanda bundan daha fazla sorulan bir şey var. Münşaat. Nedir hocam münşaat? Mektupların toplandığı eserlere münşaat diyoruz arkadaşlar. Sakın unutmayın, bakın mektupların toplandığı eserlere ne diyormuşuz? Münşaat diyormuşuz. Bunu unutmuyoruz. Peki hocam, mektup ilk olarak nerede ortaya çıktı? Arkadaşlar, mektup ilk olarak Mısır'da ortaya çıkıyor. Peki hocam, mektup türüne ciddi anlamda katkısı olan kim vardı dünyada? Cicero vardı. Hocam şimdi bu Mısır'dır, Cicero'dur, bunlar çok detay bilgiler değil mi? Hani hakikaten bilmemiz gerekir mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Direkt sorunun cevabının Mısır olduğu ya da Cicero olduğu bir ya soru gelmez size. Ama işte seçeneklerde verilir. Ekstra bilgi olarak bunları da bilmeniz gerekir. Ama kesin gelecek soruyu söyleyeyim mi ben size? Söyleyeyim arkadaşlar. Fuzuli'nin yazmış olduğu şikayetname ise arkadaşlar türün edebiyatımızdaki ilk örneklerinden ve en önemli örneklerinden olması hasebiyle sınavlarda büyük bir ihtimalle gelir arkadaşlar. O yüzden bunu çok iyi bilmelisiniz. Yani bir Mısır'ı, bir Cicero'yu çok fazla bilmeseniz de olur. Ama Fuzuli'nin şikayetnamesini adınız gibi bileceksiniz arkadaşlar. Tamam mıyız? Sakın unutmuyoruz. Peki devam edelim. Hocam, mektup türü bize ne zaman geldi? Ne zaman yaygınlaştı mektup türü bizde? Şimdi arkadaşlar, baktığımız zaman edebiyatımızda mektup türünü biz Tanzimat öncesine kadar çok fazla görmüyoruz. Tanzimat döneminden sonra mektup türümüz yaygınlık kazanıyor. Şimdi mektup türlerinden bahsedelim arkadaşlar. Özel mektuplarımız var, edebi mektuplarımız, iş mektuplarımız, resmi mektuplar ve açık mektuplarımız var. Peki hocam, nedir bunlar? Arkadaşlar ilk olarak özel mektuplarla başlayalım. Özel mektuplar diyoruz. Biliyorsunuz eski zamanlarda arkadaşlar işte teknolojik aletler yok, internet yok. İnsanlar nasıl iletişim kuracaklar? Mesela oğlumuz askere gidiyor. Annesiyle babasıyla iletişim kurması gerekiyor. Nasıl iletişim kuracak? İşte mektuplar vasıtasıyla iletişim kuracak. Sevgili anneciğim diyecek, kıymetli babacığım diyecek. İşte nasılsınız, iyi misiniz, haliniz vaktiniz yerinde mi diyecek. Onlar ne yapacaklar? Kendi evlatlarına mektup yazacaklar. Çocuğum burada her şey yolunda, biz gayet iyiyiz, sen nasılsın gibi arkadaşlar birbirleriyle yazışacaklar. İşte biz buna özel mektup diyoruz. Ve özel mektuplarda arkadaşlar gizlilik esastır. Hatta bu gizliliğin ortaya çıkartılması arkadaşlar bir başkası tarafından kişinin izni olmadan suçtur. Bunu da unutmayalım. İkinci mektup türümüz arkadaşlar edebi mektuptur. Hocam nedir edebi mektup? Şimdi arkadaşlar, özellikle sanatçılar birbirleriyle mektuplaşıyorlar. İçerik olarak baktığımız zaman içerik edebiyat, yani çeşitli edebi tartışmalar yapıyorlar. İşte bu mektuplara biz edebi mektuplar diyoruz. Sonra iş mektupları var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben bir kırtasiye açtım. Benim kırtasiyeme kitap ihtiyacım var. Kitap almam gerekiyor. Ne yapıyorum? Yayın evine yazı yazıyorum. Diyorum ki şu kadar şu kadar kitap, şu kadar şu kadar neyse artık kalemdir, şudur budur vesaire. Ve onlar da bana cevap yazıyorlar. Karşılıklı ne yapıyoruz arkadaşlar? İş yapıyoruz. Ticaret yapıyoruz. İşte biz buna iş mektubu diyoruz. Sonra resmi mektuplar var arkadaşlar. Resmi kurumların, kuruluşların birbirleriyle yazışmaları. Mesela dersimi dinleyen sevgili öğrencim, sen ne yapıyorsun? Naklini aldırıyorsun. Bir okuldan başka bir okula gidiyorsun. Okullar kendi aralarında yazışıyorlar. Öyle değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna resmi mektup diyoruz. Sonra arkadaşlar, açık mektuplarımız var. Nedir açık mektuplar? Özellikle gazetelerde yayınlanıyor arkadaşlar. Tüm kitleye hitap ediliyor. Açık mektuplarda herkesin görebileceği tarzda ne yapılıyor? Mektuplar yazılıyor. Genellikle orada da arkadaşlar bir mesaj, bir gönderme vardır. Bir de aman dikkatimiz var arkadaşlar. Nedir o? Dilekçe, tebrik, davetiye,
kayıp ilanı, teşekkür, başsağlığı. Arkadaşlar bunlar da birer mektup özelliği taşır. Bunlardan özellikle bir tanesini detaylandırmak istiyorum. Çünkü sınavlarda soru olarak karşımıza gelebiliyor. Hangisinden bahsettiğimi anlamışsınızdır herhalde. Dilekçeden bahsedeceğim arkadaşlar. Dilekçenin nasıl yazıldığından bahsedeceğim. Niye? Çünkü soruyorlar. Mesela diyorlar ki dilekçede imza nereye atılır? Dilekçede tarih nereye atılır? Bunlar soruluyor arkadaşlar. Hemen şöyle şurada bir A4 kağıdımız olsun arkadaşlar. Şimdi bakın. Önce ben dilekçemi nereye yazıyorum? Şöyle ortalı bir şekilde arkadaşlar buraya dilekçemi yazdığım kurum kurul yazıyorum. Mesela Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü'ne diyorum. Ortaya attım. Ardından arkadaşlar satır başı yapıyorum ve buradan meramımı ifade ediyorum. Anlatıyorum. Noktamı koyuyorum. Sonra üst makama yazmış isem arkadaşlar gereğinin yapılmasını arz ederim diyorum. Alt makama yazmışsam rica ederim tarzında bitiriyorum. Şimdi buraya kadar genel hatlarıyla dilekçemiz eyvallah. Ama asıl buradan sonrası önemli arkadaşlar. Sonra tarih nereye atılır hocam? Bakın tarih hemen buraya ya da sağ üst köşeye buraya atılır. Tarihin hemen altında ne vardır arkadaşlar? Tarihin hemen altında imza vardır. İmzanın hemen altında ne vardır arkadaşlar? İmzanın da hemen altında ad, soyad vardır arkadaşlar. Bak dikkat eder misiniz? İsmin ve soy ismin altına atmıyoruz imzayı. Üstüne atıyoruz. Ve adresimiz arkadaşlar adresimiz de burada sol taraftadır. Şimdi burayla ilgili ne gibi sorular geliyor hocam? Şöyle sorular geliyor işte. Adres nereye yazılır? Mesela sağ alta yazılır. İşte imza nereye atılır? Bu tarz sorular geliyor. Sevgili kameramanım şu an bana tebessüm etti. Muhtemelen kendisi de bilmiyordu imzanın nereye atılacağını. Öğrenmiş oldu. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hocam mektup türünde önemli eserlerimiz nelerdir? Onları bize verin. Arkadaşlar en önemlilerini çıkarttım buraya koydum. Tüm türler için böyle. Ekstradan siz farklı işte eserler görürseniz onu da bu da varmış deyip ilave edebilirsiniz ama ben sınavda çıkma ihtimali en yüksek olan eserleri aldım ve koydum buraya. Nedir onlar bakalım. Fuzuli'nin şikayetnamesi zaten adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Sonra Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılan mektuplar bilmemiz gerekiyor. Sonra Ziya Gökalp'in yazmış olduğu Limni ve Malta mektupları oldukça önemlidir. Sonra Muallim Naci Ahmet Mithat'ın yazmış olduğu arkadaşlar Muhaberat ve Muhaverat oldukça önemlidir. Yine Cahit Sıtkı Tarancı tarafından yazılan Ziya'ya mektuplar ve Nazım Hikmet tarafından yazılan Karıma mektuplar mektup türünün önemli örnekleridir. İkinci başlığımız günlük arkadaşlar. Bir kimsenin günlük olaylarla ilgili yorumlarını, o günkü duygu ve düşüncelerini üstüne tarih atarak yazdığı günübirlik kısa yazılardır. Zaten tanımın içerisinde günlüğün tüm özelliklerini de verdik arkadaşlar. Sıcağı sıcağına yazılır, yazıldığı günün tarihi atılır, birinci kişili anlatımla oluşturulur ve yalnızca olayı yaşayanlarca yazılır. Yani hocam şimdi şöyle bir yazsanın dinleyin arkadaşlar. Şimdi bakın günlüğün anahtar bilgisi nedir biliyor musunuz? Üstüne tarih atılmasıdır arkadaşlar. Bakın başka hiçbir türde bunu göremezsiniz. Üstüne tarih atılma zorunluluğunu göremezsiniz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu bilmeniz gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü buradan günlüğü yakalayacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar günübirlik diyoruz. Yani ben bugün ne yaşadıysam yaşadıklarımı anlatacağım. Tutup da ben dün yaşadığım, ondan önceki yaşadığım şeyleri anlatamam. Bir şey daha. Kısa yazılardır bunlar. Ya Allah aşkına ben neler yaşamış olabilirim ki? Yani en fazla ne yaşamış olabilirim? Ne kadar yazabilirim oraya? Bazı arkadaşlar şunu diyorlardır. Hocam biz neler yaşıyoruz var ya. Nerede kısa diyen arkadaşlarım da olabilir ama günün genel özellikleri bunlar arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Tamam mıyız? Peki geçiyorum. Şimdi hocam günlüğü ilk defa kim tutmuş? Romalılar tutmuş arkadaşlar. Niçin? Ticari işlemlerini kayıt altına almak için tutmuşlar. Sonra eski edebiyatımızda günlüğü arkadaşlar ruzname diyoruz. Tanzimat döneminde ise jurnal diyoruz. Bu bilgileri bilmeniz gerekiyor. Modern anlamda ilk günlük direktör Ali Bey'in oldukça önemlidir arkadaşlar. Hangi eseri? Seyahat jurnali dediğinizi duyar gibiyim. Hemen yazalım onu buraya. Seyahat jurnalidir. Çok fazla sorulur arkadaşlar. Çok fazla sorulur. Çok güzel bir şekilde zihninize yerleştirin. Peki hocam günlük terimini ilk defa kim kullanmış? Arkadaşlar günlük terimini ilk kullanan Fali Rıfkı Atay'dır. Bunu da unutmayacağız. Peki hocam günlüğe aynı zamanda günce de deniyor. Bu günce terimini ilk defa kim kullanmış? Arkadaşlar günce terimini ilk kullanan Nurullah Ataç'tır. Onu da yazdık. Peki hocam Cumhuriyet döneminde
yayınlanan ilk günlük nedir? Günlüktür. Adı günlük eserin adı. Peki kimdir hocam? Kime aittir bu eser? Salah Birsel'e aittir arkadaşlar. Salah Birsel. Hocam önemli günlüklerimiz nelerdir? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Günlerde ve anılarda görmek Oktay Akbay tarafından yazılmıştır. Aynı zamanda Oğuz Atay'ın yazdığı günlük, yine Salah Birsel'in yazmış olduğu Bay Sessizlik, Aynalar Günlüğü, Hacı Vat'ın günlüğü, Tomris Uyar'ın yazmış olduğu gün dökümü, Günlerin Tortusu, Ece Ayhan'ın yazmış olduğu Başıbozuk Günceler, İlhan Berk'in yazmış olduğu El Yazılarına Vuruyor Güneş, Adalet Ağoğlu'nun yazmış olduğu Damla Damla Günler, Nurullah Ataş'ın yazmış olduğu günce ki oldukça önemlidir arkadaşlar ve Cahit Zarifoğlu'nun yazmış olduğu Yaşamak edebiyatımızdaki öne çıkan günlüklerdir. Hocam bunların hepsini ezberleyecek miyiz? Arkadaşlar tekrardan söylüyorum, evet bunları ezberlememiz gerekiyor. O yüzden burada gerekirse videomuzu bir durdurun, not edin, işte ne bileyim bir tekrarınızı yapın ama bunların tamamını zihninize alın lütfen. Bir sonraki başlığıma geçiyorum arkadaşlar. Anı diğer bir ismiyle hatıra. Kişinin yaşadıkları, gördükleri ve duyduklarını üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra hatırladığı kısmıyla kendi algı ve bakış açısıyla kaleme aldığı yazılardır. Yaşanmışlıkları anlatır, birinci kişili anlatımla oluşturulur, öyküleme tekniğine başvurulur ve duygusallıktan uzaktır. Yani hocam arkadaşlar bakın az önce günlükten bahsettim. Ne dedim ben size? Günü gününe yazılır ve üzerine tarih atılma zorunluluğu vardır. Anı? Anı böyle değil. Anıyı günü gününe yazmazsın. Mesela ben geçen sene bazı olaylar yaşadım, değil mi? Şu an aklıma geldi. Aldım elime kalemi, oturdum yazdım. Bakın aradan bayağı bir zaman geçti ve ben bunu kaleme aldım. İşte bu anıdır. Peki şunu soracağım. Anılarda tarih atma zorunluluğu var mı? Hayır, yok. Bak buradan da günlükten anıyı ne yapabiliriz? Ayırırız. Peki neyi anlatacağım ben anılarımda? Yaşadığım şeyleri anlatacağım. O yüzden yaşanmışlıkları anlatır diyoruz arkadaşlar. Ve bunu anlatan benim, bir başkası değil. O yüzden birinci kişili anlatımla oluşturulur diyoruz. Ve ben bunu anlatırken nasıl anlatacağım arkadaşlar? İşte kalktım, şuraya gittim, şunu yaptım diyorum. Bunları yapıyorsam benim öyküleme tekniğine yer vermem gerekir, öyle değil mi? Ve arkadaşlar bunları anlatırken duygusallığa yer vermeyeceğim. Olanı olduğu gibi aktaracağım için, yaşadıklarımı anlatacağım için bu tarz metinlerde duygusallığı biz görmüyoruz. Hocam dünya edebiyatında anı türündeki ilk örnek nedir? Şöyle aklımızda tutalım arkadaşlar. Anı ya anı, bu da anla başlıyor bakın. Anı, anabasis. Anabasis. Şöyle altında çizelim. Anabasis. Unutmuyoruz arkadaşlar. Anı, anabasis. Edebiyatımızdaki ilk anı örneği nedir arkadaşlar? İlk anı örneği Orhun Abideleri'dir. Peki ilk anı kitabı nedir arkadaşlar? Babür Şah'ın yazmış olduğu Babürname adlı eserdir arkadaşlar. Şimdi kafanız karıştı. Şöyle kafanız karıştı. Hocam ilk anı örneği dediniz, sonra ilk anı kitabı dediniz. Arkadaşlar bakın Orhun Abideleri'ni incelediğimiz zaman arkadaşlar orada anılar var. Ama bunlar tam olgun anı örnekleri olmadığı için, hatta sorularda bu ifade geçer bakın, olgun ifadesi. Edebiyatımızdaki ilk olgun anı kitabı hangisidir diye sorarlar. Babürname'dir. O yüzden Orhun Abideleri'ni ilk anı kitabı olarak, ki zaten kendisi kitap değildir, alamıyoruz arkadaşlar. Bir de önemli bir bilgimiz var arkadaşlar. Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın yazmış olduğu Şecere-i Türk, Keçicizade İzzet Molla'nın yazmış olduğu Mihnet Keşan, bunlar da arkadaşlar anı sayılır. Bunu da unutmayalım. Şimdi edebiyatımızdaki arkadaşlar önemli anılar nelerdir? Gelin onlara bakalım. Akif Paşa'nın yazmış olduğu Tapsıra, Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Defteri Amal, Keçicizade İzzet Molla'nın yazmış olduğu Mihnet Keşan, Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Menfa, Muallim Naci'nin yazmış olduğu Ömer'in Çocukluğu, Ahmet Rasim'in yazmış olduğu Falaka, Halit Ziya Uşaklıgil'in yazmış olduğu Saray ve Ötesi 40 Yıl, Fali Rıfkı Atan'ın yazmış olduğu Çankaya Zeytin Dağı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazmış olduğu Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Abdülhak Şinasi İhsan'ın yazmış olduğu Boğaziçi Yalıları, ki sınavda soruldu, Halil Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Oktay Akbal'in yazmış olduğu Şair Dostları, Kırmızı Tenteli Tramvay, Yusuf Ziya Ortaç'ın yazmış olduğu Bizim Yokuş, Portreler, Cevat Şakir Kabağaçlı'nın yazmış olduğu Mavi Sürgün arkadaşlar önemli örneklerimizdir. Hocam yine bunların hepsini ezberleyecek miyiz? Evet arkadaşlar, bunları da ezberlememiz gerekiyor. Geldim biyografiye. Herhangi bir alanda başarılı olmuş, tanınmış kişilerin hayatını, düşüncelerini ve eserlerini anlatan yazılardır. Şimdi arkadaşlar bakın, başarılı olmuş diyoruz, tanınmış diyoruz. Öyle önümüze gelen istediğimiz herkesin biyografisini yazamayız. Önce onu bir söyleyelim. Peki arkadaşlar, biyografi aynı zamanda ne olarak bilinir? Yaşam öyküsü olarak bilinir. Bunu da unutmayalım. Yaşananları kronolojik sırayla veriyoruz.
giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşuyor. Üçüncü kişide anlatıma yer veriliyor. Yani arkadaşlar üçüncü kişide anlatım derken oğlu anlatımdır ya da onlarla anlatımdır. Ve anlatımımız nesneldir. Bakın şimdi birinin biyografisini yazacaksın. Az önce de bahsettim. Gidip sen öyle rastgele canını istediği bir kimsenin biyografisini yazamazsın. Öncelikle alanda başarılı olacak, tanınacak. Ne yapacaksın? Sen onun hayatını, düşüncelerini, eserlerini anlatacaksın. Biz buna biyografi diyeceğiz. Ve bunları yazarken belli bir sırayla yazacaksın. Belli bir kronoloji takip edeceksin ve giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşturarak yazacaksın bunu. Ve kime anlatıyorsun sen? Atıyorum ben Kemal Sunal'ı anlatıyorum. Onu anlatıyorum. O zaman oğlu bir anlatıma yer vereceğim. Yani üçüncü kişinin anlatım kullanacağım. Ve anlatımım nesneldir. Arkadaşlar ben şunu yapamam. Kafama göre tutup da Kemal Sunal'ı kendim oturup masa başında istediğim şekilde yazamam. Ben adamın hayatını yazıyorum. Ben burada öznel olamam. Ben burada nesnel olmak zorundayım. Eskiden arkadaşlar bu tarz yazılara tercüme-i hal denirdi. Biyografi türünün divan edebiyatındaki karşılığına ise arkadaşlar ne diyoruz? Tezkire diyoruz. Oldukça önemlidir arkadaşlar. Çok fazla sorulur bakın. Divan edebiyatındaki karşılığı biyografinin tezkiredir. Peki hocam ilk tezkireyi kim yazmış? Arkadaşlar ilk tezkireyi yazan Alişir Nevai'dir. Eserinin adı nedir hocam? Eserinin adı arkadaşlar Mecalisün Nefais'tir. Hocam bilmemiz gerekiyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Oldukça fazla soru geliyor burayla alakalı. Peki hocam Anadolu coğrafyasında yani bizim coğrafyamızda ilk tezkireyi kim yazdı? Sehi Bey yazdı arkadaşlar. Peki eserin adı neydi hocam? Arkadaşlar eserin adı da Heşt Behişt'tir. Bunu bilmemiz gerekiyor mu? Tabii ki de arkadaşlar. Kendi coğrafyamızda yazılan ilk tezkire. Bunu da kesinlikle bileceğiz. Başka hocam arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem. Kudema'dan birkaç şairi yazmış. Muallim Naci Osmanlı şairlerini yazmış. Bunlar batılı anlamdaki ilk örnekler olarak karşımıza çıktığı için bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani şu an aslında ekranımda görmüş olduğunuz sayfada hazine var arkadaşlar. Buradaki bilgilerin hepsi sınav sorusu olarak karşınıza gelecek. O yüzden bunları da zihnimize güzel bir şekilde atalım arkadaşlar. Şimdi biyografi ile ilgili türler var arkadaşlar. Gelin onlara bakalım. İlk olarak siyer diyoruz. Nedir siyer? Hazreti Peygamber'in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan yapıtlardır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i anlatan yapıtlara biz ne diyoruz? Siyer diyoruz ki yazılmış bir sürü siyer var. İkincisi nekroloji. Nedir nekroloji hocam? Ölen, ünlü bir kişinin ölümünden hemen sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından anlatılan yazılar. Ya eminim görmüşsünüzdür arkadaşlar gazetelerde vesaire. Özellikle böyle bir iş adamı falan öldüğünde görürüz biz. İşte çok iyi bir insandı, hayırseverdi, işte herkese yardımcı olurdu gibi onunla ilgili gazeteden arkadaşlar bir yazı yayımlanır. Ölümünden birkaç gün sonra. İşte biz buna nekroloji diyoruz. Nekroloji unutmuyorsun. Monografi çok çıkar. Sorularda çok çıkar ve öğrenciler bir türlü bu monografinin ne olduğunu öğrenemezler. Bir bakalım arkadaşlar. Sanatçıların hayatını, eserlerini kronolojik bir sıra içerisinde bilimsel bir tutumla anlatan ayrıntılı, büyük boyutlu yazılardır. Şöyle söyleyeyim zihninizi öyle yerleştirin arkadaşlar. Hani bizim biyografimiz var ya. Aşırı detaylı biyografi eşittir monografi. Tamam mıyız arkadaşlar? Biyografinin çok daha detaylısı. Ya ne yapıyor? Aynı zamanda bunu yaparken de şunu da söyleyeyim. Bilimsel bir tutum, bilimsel bir tavır sergiliyor. Çok detaylı ele alıyor işte ele aldığı kişinin hayatını, eserlerini. Buna monografi diyoruz. Portre var. Bunu eminim hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir yazarın değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin dış görünüşünü ya da İç dünyasını anlattığı kısa yazılara biz ne diyoruz? Portre diyoruz. İşte dış görüntüsünden bahsediyoruz. Saçından, sakalından, kulağından, gözünden, ne bileyim giyiminden vesaire. İç halinden, ruhsal durumundan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte kişiliğinden, karakterinden vesaire. Buna ne diyoruz? Portre diyoruz. Hatta şey olarak gelir bilirsiniz. Fiziki portre, ruhsal portre diye de türler ayrılır. Önemli biyografilerimiz nelerdir? Arkadaşlar Tek Adam ve İkinci Adam Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılmıştır. Tek Adam'da Mustafa Kemal Atatürk anlatılır. İkinci Adam'da İsmet İnönü'yü anlatır Şevket Süreyya Aydemir. Kesinlikle bilmelisiniz. Oldukça önemli. Yine Süleyman Nazif'in yazmış olduğu Mehmet Akif, Muallim Naci'nin yazmış olduğu Osmanlı şairleri, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazmış olduğu Yahya Kemal, Mehmet Kaplan'ın yazmış olduğu Namık Kemal, Asım Bezirci'nin yazmış olduğu Orhan Veli önemli örneklerimizdir. Ama ben size şunu söyleyeyim. Buradan şunu bilmeniz sizi kurtarır arkadaşlar. Bakın burada bunu bilmeniz sizi kurtarır. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, ikinci Adam. Diğerlerinin soru olarak gelme ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu da unutmayalım. Ve bir şey daha var. Oldukça önemli. Hemen yıldızımızı atalım buraya. Şimdi arkadaşlar Oğuz Atay bir bilim adamının romanı. Roman arkadaşlar bu. Roman. Bunu yazıyor ama baktığımız zaman arkadaşlar bu
biyografik romandır. Ha, yani romanlar da yazılabilir. Biyografik türünde yazılmış romanlar da olabilir değil mi? Ki bunun en güzel örneğini Oğuz Atay ne yapmış? Sunmuş. Kim anlatıyor? Hocasını anlatıyor. Profesör Doktor Mustafa İnan anlatıyor. Onun hayatını anlatıyor ama kurgulayarak anlatıyor. O yüzden arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Biyografik roman diyoruz. Diğer bir türümüz otobiyografidir arkadaşlar. Bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı esere otobiyografi diyoruz. Aynı zamanda öz yaşam öyküsü olarak da bilinir otobiyografilerimiz. Belli bir kronolojik sırayla yazarız. Birinci kişinin anlatımla yazılır. Anlatım özneldir. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben kendi hayatımı anlatıyorum. Kendi hayatımı anlatıyorsam bunu belli bir kronolojiye göre anlatacağım. Kendimi anlatıyorum. Benli bir anlatıma yer vereceğim. Ve kendimi anlattığım için ne yapacağım arkadaşlar? Öznel olacağım. İstediğim şekliyle kendimi anlatacağım. Şimdi burada çok kıymetli bir eser var. Nedir? 9. Hariciye Koğuşu. Arkadaşlar Peyami Safa'nın yazmış olduğu 9. Hariciye Koğuşu otobiyografik bir romandır. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bilmelisiniz. Ne yapıyor? Kendi hayatını anlatıyor. Ama bunu kurgulayarak anlatıyor. Tamam mıyız? Kesinlikle unutmayacağız bakın. Oldukça önemli. Ve edebiyatımızdaki ilk örneği Katip Çelebi'nin yazmış olduğu Mizanül Hak adlı eserinin hatimesi. Bu o kadar önemli mi arkadaşlar? Evet önemli ama hani şöyle söyleyeyim, 9. Hariciye Koğuşu kadar da önemli değildir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Otobiyografi türünün önemli örnekleri ise arkadaşlar Şevket Süreyya Aydemir'in yazmış olduğu Suyu Arayan Adam, Hasan Ali Yücel'in yazmış olduğu Hayatım, Aziz Nesin'in yazmış olduğu Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, Ayla Kutlu'nun yazmış olduğu Zaman da Eskir, Necip Fazıl'ın yazmış olduğu Kafa Kağıdı, O ve Ben, yine İlhan Berk'in yazmış olduğu Uzun Bir Adam, Nigar Hanım'ın yazmış olduğu Hayatımın Hikayesi önemli otobiyografi örnekleridir arkadaşlar. Hocam bunlardan hangisini özellikle bilelim derseniz arkadaşlar Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adamını, aynı zamanda İlhan Berk'in Uzun Bir Adamını mutlaka bilmelisiniz arkadaşlar. Geldim gezi yazısına. Bir yazarın yurt içinde veya yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazılara biz gezi yazısı diyoruz arkadaşlar. Bu türün eski edebiyattaki karşılığı seyahatnamedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var. Zaten oradan da çağrıştırır bize herhalde. Gözlem bu yazı türünde önemli bir yer tutar. Arkadaşlar gezip gördüğümüz yerleri anlatacağız. Doğal olarak gözlemlediğimiz şeyleri aktaracağız. Gezilen yerlerin coğrafi, mimari vesaire özellikleri hakkında bilgi verilir. Gezilen yerlerin kültürüne, inancına, ekonomisine, dinine vesaire ait bilgilere de yer verilir. Şimdi bu iki maddeyi birleştirip anlatacağım. Şimdi genelde gezi yazısında şöyle bir algı var arkadaşlar. Gidiyoruz, geziyoruz, görüyoruz. Genellikle gezip gördüğümüz yerleri olduğu şekliyle aktarıyoruz. Genellikle oranın mimari özelliklerini aktarıyoruz ya da coğrafi özelliklerini aktarıyoruz gibi bir algı var. Hayır arkadaşlar, sadece bu değil. Aynı zamanda oranın kültürünü aktarırız, inancını aktarabiliriz, ekonomisini anlatabiliriz, dilini anlatabiliriz. Ya şöyle söyleyeyim, ben Adana'ya gittim. Adana'da akşam geziyorum. Orada farklı bir kültür var. İşte şırdan denilen bir şey var. Oturuyor insanlar, gece işte yiyorlar. Çok garip bir görüntüsü var, böyle değişik bir şey. Şimdi aldım ben bunu, yazdım. Bak oranın yiyeceğiyle alakalı bir şey. Ya da Konya'da bir düğüne katıldım mesela. Üniversitede öğrenciyken. Şimdi çok farklı bir kültürleri var orada. Oturdum aldım, bunu yazıya döktüm. Yapabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim. İlla ki hani şey değil. Mardin'e gittim gezdim. İşte orada Mardin'de gördüğüm evleri anlatıyorum. Çok güzel eski Mardin'in o evlerinden bahsediyorum. Hani İlla ki böyle bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Oranın diliyle ilgili özelliklere de yer verebilirim. Bunların hepsini anlatabilirim. Şimdi ben arkadaşlar gezip gördüğüm yerleri anlatacağım. Doğru mu? Doğal olarak bunu öyküleme tekniğine yer vererek anlatacağım. Anlatırken, şimdi oranın özelliklerini anlatırken ne yapacağım? Betimlemeye yer vereceğim. Açıklamada bulunuyorum. Açıklıyorum oraları. Açıklamaya yer vereceğim. O yüzden bu anlatım tekniklerine, düşünce geliştirme yollarına sıkça baş vururuz arkadaşlar. Ve fotoğraf gerçekçiliğiyle gezilen yerler anlatılır. Yani burada şundan bahsediyoruz. Gezip gördüğümüz yerlerin özelliklerini olduğu şekliyle aktarırız. Hani fotoğrafını çekersin, şak çektin fotoğrafı. Fotoğrafta ne görüyorsan onu verirsin orada da. Nesnellikten bahsediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk gezi yazarlarına baktığımız zaman Herodot, Marco Polo ve İbn Battuta. Özellikle Marco Polo ve İbn Battuta'yı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Gezi türünün bizdeki ilk örneğini Seyidi Ali Reis yazmıştır. Eserin adı Mir'atül Memalik'tir. Bizdeki en meşhur örneği ise hepinizin bildiği Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'dir. Arkadaşlar buradan da çok fazla soru gelir. Seyidi Ali Reis, Mir'atül Memalik'i kesinlikle bilmelisiniz. Evliya Çelebi Seyahatname'yi de kesinlikle bilmelisiniz. Türün önemli örnekleri arkadaşlar. Piri Reis'in yazmış olduğu kitabı Bahriye, Nabi'nin yazmış olduğu Tuhfetül Harameyn, Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Avrupa'da Bir Cevelan, yine Cenab-ı Şahabettin'in yazmış olduğu Hac Yolunda Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, İsmail Habib Sevi'nin Tuna'dan Batı'ya Yurttan Yazılar, Fali Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Yolcu Defteri, Times Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hint. Burada durdum. Neden durdum arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Fali Rıfkı Atay Cumhuriyet döneminin en önemli gezi yazarlarındandır. Bu bilgiyi vermek için durdum ve devam ediyorum.
Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları, Bedri Rahmi Eyüboğlu Canım Anadolu, Azra Erhat'ın Mavi Yolculuğu, Yavuz Bülent Baykiler'in Üsküp'ten Kosova'ya Türkistan Türkistan adlı eserleri önemli gezi yazılarımızdır. Ve son başlığımıza geldim arkadaşlar. Sefaretname diyoruz. Nedir hocam sefaretname? Osmanlı döneminde yabancı ülkelere elçi olarak atanan kişinin dönemin siyaset ve diplomasisine, elçilik görevinde bulunduğu şehrin ve ülkenin güncel hayatına ilişkin izlenimlerini anlattığı eserlerdir. Bir yönüyle gezi ve ana özellikleri gösterse de daha çok üstlenilmiş görev üzerinde yoğunlaşmış rapor özelliği taşır. Arkadaşlar olay şu. Şimdi ben bir elçi atıyorum. Nereye? Paris'e. Onun orada bir görevi var. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne yapacak? Orayla ilgili bilgileri bize aktarması gerekiyor. Alıyor, yazıyor, rapor haline getiriyor ve ne yapıyor? Gönderiyor. İşte biz bu yazıları arkadaşlar sefaretname diyoruz. Hocam o bayağı gezi yazısına benziyor derseniz de arkadaşlar, burada bildiğiniz üstlenilmiş bir görev ve bir rapor gibi yazdığı için arkadaşlar gezi yazısından ya da ne bileyim anıdan ayrılıyor. Peki hocam en önemli ismi kimdir ve en önemli örneği nedir? Arkadaşlar en önemli ismi 28 Mehmet Çelebi'dir ve onun yazmış olduğu sefaretname bu türün bu alandaki en önemli örneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle kişisel yaşamı konu edinen metinleri bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.